Evet, İslam alimleri ayet ve hadislerdeki açıklamalara dayanarak ayrıca insan onurunu zedeleyen, toplumda dargınlık ve düşmanlıklara yol açan bir davranış olmasını dikkate alarak gıybetin haram olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Hatta müfessir İmamı Kurtubi bir günahın büyük günahlardan sayılmasını gerektiren unsurların, esasların, özelliklerin gıybette de bulunduğunu, ayet ve hadislerde şiddetli tenkit ve yasaklama ifadelerinde yer aldığını belirterek bir insanı gıybet etmenin büyük günahlardan kabul edilmesi gerektiğini e, cami isimli eserinde, ayetin tefsirinde bunu belirtir. Konuyla ilgili bir ayet meali Aynen şöyle. Bir kısmınız diğerlerinizin gıybetini yapmasın. Net, yasak. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? Hucurat suresi 12. ayette Cenab-ı Hak doğrudan gıybetin ne kadar şeni ve kötü bir şey olduğunu böyle ifade eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da gıybet adam öldürmek gibidir diyerek gıybet günahının tehlikesinin boyutlarına dikkat çekmiştir. Demek ki gıybet etmek hem ayetlerin hem de hadislerin ifadesiyle Allah'ın yasak kıldığı haramlardan bir haramdır. Hatta bu harama büyük günahlardan olduğunu söyleyen alimler de bulunmaktadır. Şu halde Böyle bir günaha girmekten mutlaka sakınmalıyız. Ve gıybetin küçüğü büyüğü olmaz. Bu bir manevi zehirdir. Ruhumuzu, manevi hayatımızı, kabir hayatımızı, ebedi hayatımızı zehirleyebilir. Endişesiyle derhal bundan sakınmak gerekiyor. Kazara böyle bir hataya düştüysek mutlaka gıybet ettiğimiz kişilere helalleşmek ve Allah'ın yasakladığı bir günah işlememiz nedeniyle de ayrıca Cenab-ı Hak'tan tövbe istiğfarda bulunmamız gerekiyor.